Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. En büyük günah zinadır. Zina şu anda sokaklarda serbest hale gelmiş. Sokaklarda serbest hale gelmiş. Ne demek serbest hale gelmiş? Sanki Müslümana helal gibi. İşte sevgilimiş, flörtmüş, aşkmış, hayatmış, çiçekmiş, böcekmiş. Kim? Sevgilisi, karısı mı? Yok. Nikahlısı mı? Yok. Neyi? Sevgili. Senin yaptığın ne? Bu ne diyorlar ona? Saçma sapan bir isim var. Değişik böyle işte. John John bir isim koymuşlar. Zina'nın adı o olmuş. Zina'nın adını da değiştirdiler. O zinadan doğan çocuğa normalde İslam'da adı nedir arkadaşlar? Veled-i zina denir. Şimdi ne diyorlar? Aşk meyvesi. Tabii. Bağcılar versiyonu söylemiyorum. Nokta nokta çocuğu diyorlar da ona işte. Şimdi beni konuşturmasınlar şimdi yani. Öyle kardeşim, kusura bakmayacaksınız ya. Açık açık konuşuyorum be. Allah Allah. El alemin adamı, el alemin kızı. Yatıyor yok, nikah yok, ortada bir şey yok. Aşktan oldu. Sonra aşkın meyvesi oldu. Ya Rabbel alemin ya. Vallahi bazen diyorum şu canlı yayını manlayı kapatayım, dümdüz gideyim bunlara ya. Allah hidayet versin diyorum. Amin. Ya üzülmek lazım, acımak lazım. Hani bilmiyorlar demek lazım ama herkes biliyor. Her şey. Vallahi çoluk çocuk var ya, her şeyi biliyor, haberiniz olsun ha. 5 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocuk neyin nasıl olduğunu biliyor. Heh, detay vermeme gerek var mı arkadaşlar? Yok. Çünkü bugün çizgi filmlerde karakterleri öpüştürüyorlar. Tabii ki de. Çizgi filmlerde, çizgi film ya, şaka gibi. Sen de diyorsun ki çocuk elinde ne izliyor? Pepe'yi izliyor. Beni konuşturma şimdi. Abicim YouTube'un namussuzluğu var. Algoritması bir şey. Şerefsiz. YouTube çakıyor alttan. YouTube çakıyor. Çocuk mocuk fark etmez. Alttan oradan oraya bir bakıyorsun. Aa çocuk neler izlemiş neler. Haberimiz yok. Haberin olmaz olur mu? Haberin var, işine gelmiyor. Telefonu ver çocuğa. Çocuk arkasında ölsün. Ne yapıyorsa yapsın. Allah muhafaza. Zina el ayağa düşüyor kardeşim. Ne dedi Muhammed Efendi Hazretlerimiz? Kuddise sirru Rabbim şefaatenin ailesine amin. Amin. Ahir zamanda dedi çeşmeden su içmek kadar kolay olacak. Olmadı mı? Oldu kardeşim. Oldu. Bugün birilerinin kızlık bozma işi 13-14'e düşmüş. Ortaokulda millet kızlığını bozuyor. Şimdi benim ağzımı bozmayın burada. Allah Allah. Kimse bunları konuşmuyor ki. Aman konuşma. Lan ne konuşmayacağım be? Hepimizin çoluk çocuğu var. Dikkat edeceğiz. Sahip çıkacağız. Çoluk çocuk elden gidiyor. Namuslar gidiyor. Namus en önemli kavramdır arkadaşım. Allah Allah. Dikkat ediyor muyuz? Yok. Umurumuz ama o da değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. En büyük günah içki içmektir. Arkadaşlar şu içki meselesinde Allah rızası için konuşuyorum ya. Ya bırakabilirsiniz ya. Bunda bir şey yok. Ne var bunda ya? Ya içki dediğin nedir ya? Ya bırakan nasıl bırakıyor? Ben hani bırakamıyoruz. Ne yapalım? Düştük bir kere. Yalan bu. Şeytanın bahanesi olacak ya. Düştük bir kere. Kurt. Allah Allah. Adam nasıl bırakıyor? Ya arkadaşım. Bak buna en büyük örnek Bişri Hafi Hazretleri. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Belki 1000 defa söyledik ya. Bağdat'taki bütün içkileri o ısmarlıyordu. Ama ne oldu? Tövbe etti. Kapısında 30.000 evliya sıra bekledi be. Sen de bırakabilirsin kardeşim. Rabbim Celle Celle bir adıma bakar. Bir adım. Kulum acaba bu günahtan tövbe etmek için bir atraksiyon yapıyor mu? Bir adım atıyor mu diye bakıyor. Ama kulda icraat var mı? Yok. Yok. Ha biz bir kere... Yusuf nereden gitti mi o? Yusuf'la bir kere markete gittik. Arabayı çektik. Marketin kapısına gireceğiz. Baktım bir tane elinde bir hale geldi. Hacı abi selamünaleyküm dedi. Dedim aleykümselam dedim. Beni normal bulmaz zaten. Gel dedim. Gel bir sen eksiksin. Ne yapıyorsun? Biz de dedi namaz kılıyorduk. Biz de dedi belli. Tamam eyvallah. Konuşuyor konuşuyor. Ben de birkaç bir şey anlattım. Tamam eyvallah dedi. Şuradan gel beraber bira içelim dedi. Tövbe estağfurullah. Vay arkadaşım ya. Lan hem sohbet veriyor biraya çağırıyor ya. Ya arkadaşım bak pislik bir şey. Ne kadar görüyor musun? Bak içki var ya. Hani soruyorlar işte zina mı, katillik mi, içki mi? İçki kardeşim. İçki. Adama demişler. Adam bir tanesi şeye giriyor. Kadının bir tanesi adamı tuzağa düşürüyor. İçeri alıyor. Adam dedin yani düzgün biri, ehli sünnet biri işte. Ah olacak ya. Kadın bunu içeri alıyor. Gel bakayım diyor. Ya diyor benimle zina edeceksin. Ya çocuğu öldüreceksin ya diyor içki içeceksin. Düşünüyor lan diyor kadınla zina demem. Tövbe estağfurullah. Lan çocuğu nasıl öldüreyim? Bari diyor içki içeyim de diyor. İçkiyle kurtuluruz. İçki içiyor. Kadına tecavüz ediyor. Çocuğu öldürüyor. Bunlar yaşanmış şeyler arkadaşlar.
İçki arkadaşım bütün günahlara açılan kapıdır. Adam annesiyle zina ediyor içkiliyken. Annesiyle zina ediyor kardeşim. Bu işlerin şakası makarası yok. Ya bakın arkadaşlar. Bir adam evliler. Evliler hanımınıza böyle yaklaşmayın. Madem bir halt ediyorsun, Allah tövbe nasip etsin. Amin. Amin. Madem bir halt ediyorsun, içkiliyken hanımına yaklaşma. Niye? İçkiye kadın veren zinaya kadın verir. Hadis-i şerifte geçer ya. Sarhoşa kadın veren zinaya kadın verir. Niye kardeşim? O içkiliyken dinden çıkması an meselesi. Zaten o içki içten de iman onda olmuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kişi içki içtiği zaman onda iman bulunmaz. Niye? Allah Celle Celle melek dedi ki ondan imanı çıkartın. İçki içtiği zaman onda iman olmuyor. Bak iyi anlayın. İçkiyi bıraktığı zaman iman geri veriliyor ona. Peki bu adam el fazla küfür söylese, evliyse ne oluyor arkadaşlar? Nikah düşüyor. Kafir oluyor zaten. Bak kafir oluyor. Kafir olur olmaz ne oluyor? Nikah düşüyor. Peki hanımıyla birleşse ne olur arkadaşlar? Zina alıyor. O birleşmeden çocuk olsun olur. Veledi zina alıyor. Kendi öz karısıyla birleşmesi zina alıyor. İçki içip tövbe etmeyenler, bu haltı yiyenler, hanımınıza Allah rızası için konuşuyorum. Yaklaşmayın. Madem bir pislik yapıyorsun, Rabbim tövbe nasip etsin. Amin. Ya yapmayın bari be kardeşim. Uzak durun. Ne yaptığın belli değil. Ne ettiğin belli değil. Dinden mi çıktın, yoldan mı çıktın? Nikahın mı gitti? Hiçbir şeyin belli değil. Utanmadan bir de hanıma ne yanaşıyor? Hanımı da o pis ağzına yaklaşmak istemedi olarak. Bir de oradan bir de sövüyor. Nikah da gidiyor. Al sana duble günah. Duble cehennem. Rabbim bizi içkiden uzak eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celle böyle pisliklerden uzak eylesin. Amin. Amin. Etrafımızda varsa Rabbim Celle Celle tövbe nasip etsin. Amin. Amin. Nedir bu ya? Nedir yani? Ne oluyor? Kafan güzel olunca ne oluyor? Bana bir söyle. Kaç dakika sürüyor? 10 dakika, 15 dakika. 15 dakikalık keyif için ebedi hayatını yakıyorsun kardeşim. 15 dakika be. Değer mi be Allah aşkına ya? Adam öldürüyor. Kaç saniye sürüyor? Bıçaklama, kurşun sıkma. 5 saniye. 5 saniyelik bir pislik için ebedi cehenneme değer mi? Haram olduğunu kabul ederse çıkar. Ama ne var bunda? İyi ki ölmezse kafir olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. En büyük günah Allah Celle Celal hakkında suizan etmektir. Deylemi. Arkadaşlar suizan ne demek? Kötü düşünce. Allah Celle Celal hakkında kötü düşünenler ne demek? İyi anlayın burayı. Çoğumuz bunu yapıyoruz. Arkadaşlar belki aramızda da bunu yapan sıkıntılı arkadaşlar vardır. Suizan ne demek arkadaşım? Allah beni affetmez. Bunu diyen adama Allah Celle Celal affetmeyecek. Evet. Hatta ayetten yola çıkarak kafir oluyor diyebiliriz. Niye? Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümidini ancak kafirler keser. Ayet var. Rahmetinden ümidini kesmek ne demek? Allah beni affetmez demek. Bak bu lafı yazın kenara. Allah Celle Celal beni affetmez diyenleri duyarsanız siz demiyorsunuz dur da. Etrafınızda varsa kardeşim acilen tövbe etti. Bak geçen hafta söyledik ya. Rabbim Celle Celal diyor ki meleklerine bakın kulum amel defterinde cennet istemiş mi ya? Günde 3 kere benden cennet seni cennete koyacağım diyor ya 3 kere ya. Allah'ım beni cennetine koy. Allah'ım beni cennetine koy. Allah'ım beni cennetine koy diyor. Günde 3 defa kulum istese onu cennete koyacağım diyor. Bugün adam diyor ki Allah beni affetmez diyor ya. Ya bu nasıl bir kafadır? Rabbim uzak eylesin. Amin. Amin. Allah Allah. Dikkat edin arkadaşlar. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minuna billah.